Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kavurmalı pide tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için yoğurma kabına 5 su bardağı un, tuz alalım, karıştıralım. Bir paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Hamuru iyice yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Üzerine örtelim. 1 saat mayalanması için bırakalım. 1 saat mayalandı. Hamurumuz çok güzel kabardı. Hamurun havasını alalım. Tezgahın üzerine biraz un serpelim. Mandalinadan biraz daha büyük bezeler alalım. Un serpilmiş tepsiye bezeleri alalım. Üzerini de bir poşetle örtelim. Bir tane bezeyi alıp merdane ile açalım. Çok fazla büyütmenize gerek yok. İçine kavurma koyalım. Kavurma tarifini hem YouTube kanalımda hem de Facebook sayfamda bulabilirsiniz. Uçlarından birleştirelim. Kenarlarını da kapatalım ve elimizle hafif çekerek uzatalım. Daha da inceltmiş oluyoruz hamurumuzu ve uzatmış oluyoruz. Tekrar gösteriyorum. Hamuru merdane ile açalım. İçine kavurma koyalım. Bu arada istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz sucuklu kaşarlı, isterseniz peynirli, isterseniz patatesli, isterseniz kıymalı hazırlayabilirsiniz. Uç kısımlarını birleştirip kenarlarını da kapatalım.
Eğer isterseniz tamamen kapatıp kapalı pide de yapabilirsiniz. Ben kavurmaların kızarmasını istediğim için açık bırakıyorum. Bütün bezeleri açmaya devam ediyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim. Tepsi uzunluğunda hamurları uzatıp açabilirsiniz. Böylece pidelerinizi inceltmiş olursunuz. Bir tane yumurtayı çırpalım. Pidelerin kenarlarına sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının en alt rafına verelim. 10 dakika pişirelim. Kontrol edelim. Altı kızardıysa en üst rafa alalım. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkaralım. Üzerine tereyağı sürelim. Kavurmalı pide tarifimiz hazır. Bir tanesinin sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.